yolunda kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta, sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık kısacıktılar ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayaklar altından akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak. Ve kanılarda, tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri ve kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yârimiz. Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen, dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağılarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız şimdi ayın altında kanıların ve hartuçların peşinde harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı ve aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şarapnelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ayın altında kanılar yürüyordu. Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel ve rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerin yanı başında, birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu, paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar, ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Altı Ağustos emri verilmiştir. Birinci ve ikinci ordular, kıtaları, kanıları, süvari alaylarla yer değiştiriyordu, yer değiştirecek. 98.956 tüfek, 325 top, 5 tayare, 2800 küsür mitralyöz, 2500 küsür kılıç ve 186.326 tane pırıl pırıl insan yüreği ve bunun iki misli kulak, kol, ayak ve göz kımıldanıyordu gecenin içinde. Gecenin içinde toprak, gecenin içinde rüzgar, hatıralara bağlı, hatıraların dışında, gecenin içinde insanlar, aletler ve hayvanlar, demirleri, tahtaları ve etleriyle birbirine sokulup korkunç... Ve sessiz emniyetlerini birbirine sokulmakta bulup kocaman, yorgun ayakları topraklı elleriyle yürüyorlardı.
Saat 5:30. Ve başladı topçu ateşiyle ve fecirle birlikte büyük taarruz. Sonra 30 Ağustos 1922 günü düşman kuvvayı külliyesi imha ve esir olundu. Sonra 31 Ağustos 1922 günü ordularımız İzmir'e doğru yürüdü. Sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdik ve seyrettik İzmir rıhtımından Akdeniz'i. Akdeniz. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e, bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi, tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. Ateşi ve ihaneti gördük ve yanan gözlerimizle durduk bu dünyanın üzerinde. İstanbul 1919 teşrinlerinde, İzmir 919 Mayıs'ında ve Manisa, Menemen, Aydın, Akhisar Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar, yani tütün kırma mevsimi, yani arpalar biçilip buğdaya başlanırken yuvarlandılar, Adana, Antep, Urfa, Maraş düşmüş dövüşüyordu. Ateşi ve ihaneti gördük. Ve kanlı bankerler pazarında memleketi Alaman'a satanlar, yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar düştüler can kaygısına ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından karanlığa karışarak basıp gittiler. Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet. En azılı düvellerle dövüşüyordu, fakat dövüşüyordu köle olmamak için iki kat soyulmamak için. Ateşi ve ihaneti gördük. Murat Nehri, Canik Dağları ve Fırat, Yeşilırmak, Kızılırmak, Gültepe, Tilbeşar Ovası gördü uzun dişli İngiliz'i ve Aksu'yla Köpsu, Karagöl'le Söğüt Gölü ve gümüş basamaklı türbesinde yatan büyük aşık ölü, şapkası horoz tüylü İtalyan'ı gördü. Ve Çukurova, kıyasıya düzlük, uçurumlar, yamaçlar, dağlar kıyasıya ve Seyhan ve Ceyhan ve kara gözlü yörük kızı gördü mavi üniformalı Fransızı ve devam ettik ateşi ve ihaneti görmekte. Eşraf ve ayan ve mütehaizanın çoğu ve ağlar, Bağdasar ağadan kellesi büyük Mehmet ağaya kadar düşmanla birlik oldular ve inekleri, keçileri, koyunları sürüp götürüp, gelinlerin ırzına geçip çocukları öldürüp ve istiklali yakıp yıktıkça düşman, dağa çıktı mavzerini, nacağını, çiftesini kapan ve çığ gibi çoğaldı çeteler. Ve köylülerden paşalar görüldü, karadonlu köylülerden. Ve bizim tarafa geçenler oldu, Tunuslu ve Hintli kölelerden. Ve Türkistanlı Hacı Ahmet, kısık gözleri, seyrek sakalı, hafif makinalı tüfeğiyle dağlarda bir başına dolaştı. Ve sabahleyin ve öğle sıcağında ve akşamüstü ve ay ışığında ve yıldız alacasında geceleyin ne zaman sıkışsa bizimkiler peyda oluverdi. Yerden biter gibi o ve ateş etti ve düşmanı dağıttı. Ateşi ve ihaneti gördük. Dayandık, dayandık her yanda, dayandık İzmir'de, Aydın'da, Adana'da dayandık, dayandık Urfa'da, Maraş'ta,
Antep'te. Antepliler silahşor olur. Uçan turnayı gözünden, kaçan tavşanı ardı ayağından vururlar ve Arap kısrağı üstünde taze yeşil sevli gibi ince uzun dururlar. Antep sıcak. Antep çetin yerdir. Antepliler silahşor olur. Antepliler yiğit kişilerdir. Kara yılan, kara yılan olmazdan önce Antep köylüklerinde ırgattı. Belki rahatsızdı, belki rahattı. Bunu düşünmeye vakit bırakmıyordular. Yaşıyordu bir tarla sıçanı gibi, korkaktı da bir tarla sıçanı kadar. Yiğitlik atla, silahla, toprakla olur. Onun atı, silahı, toprağı yoktu. Boynu yine böyle çöp gibi ince ve böyle kocaman kafalıydı kara yılan. Kara yılan olmazdan önce düşman Antep'e girince Antepliler onu korkusunu saklayan bir fıstık ağacından alıp indirdiler. Altına bir at çekip eline bir mazer verdiler. Antep çetin yerdir. Kırmızı kayalarda yeşil kertenkeleler, sıcak bulutlar dolaşır havada, ileri geri düşman tutmuştu tepeleri. Düşmanın topu vardı. Antepliler düz ovada sıkışmışlardı. Düşman şarapnel döküyordu, toprağı kökünden söküyordu. Düşman tutmuştu tepeleri, akan Antep'in kanıydı. Düz ovada bir gül fidanıydı. Kara yılanın kara yılan olmazdan önceki siperi. Bu fidan öyle küçük, korkusu ve kafası öyle büyüktü ki onun, namluya tek fişek sürmeden yatıyordu yüzü koyun. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepliler silahşor olur. Antepliler yiğit kişilerdir fakat düşmanın topu vardı. Ve ne çare, kader, düz ovayı Antepliler düşmana bırakacaklardı. Kara yılan olmazdan önce umrunda değildi kara yılanın kıyamete dek düşmana verseler Antep'i. Çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar. Yaşadı toprakta bir tarla sıçanı gibi, korkaktı da bir tarla sıçanı kadar. Siperi bir gül fidanıydı onun. Gül fidanı dibinde yatıyordu ki yüzü koyun, birden ak bir taşın ardından kara bir yılan çıkardı kafasını. Derisi ışıl ışıl, gözleri ateşten al, dili çataldı. Birden bir kurşun gelip kafasını aldı. Hayvan devrilip kaldı. Kara yılan, kara yılan olmazdan önce kara bir yılanın encamını görünce haykırdı avaz avaz ömrünün ilk düşüncesini. İbret al deli gönlüm, demir sandıkta saklansam bulur seni, ak taş ardında kara bir yılanı bulan ölüm. Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir tarla sıçanı kadar korkak olan fırlayıp atılınca ileri bir dehşet aldı Anteplileri, siirttiler peşince ve düşmanı tepelerde yediler. Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir tarla sıçanı kadar korkak olana kara yılan dediler. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Onlar ki uyup hainin ivasına sancaklarını elden yere düşürürler. Ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine. Ve onlar ki bir nice mürtede hançer üşürürler. Ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Demir, kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bir cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı.
battı, bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğrulttukları zaman en bilgin aynalara en renkli şekilleri aksettiren onlardır. Asırda onlar yendi. Onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi. Karayılan değil ki harbe oturak, karayılan değil ki harbe oturak, kilis yollarından kelle getirek. Kelle getirek. Nerede düşman varsa orada bitirek. Vurun Antepliler namus günüdür. Vurun Antepliler namus günüdür. Biz ki İstanbul şehriyiz. Biz ki İstanbul şehriyiz. Seferberliği görmüşüz. Kafkas, Galicia, Çanakkale, Filistin, vagon ticareti, tüfüs ve İspanyol nezlesi, bir de İttihatçılar, bir de uzun konçlu Alman çizmesi 1914'ten 18'e kadar yedi bitirdi bizi. Mücevher gibi uzak erişilmezdi şeker, erimiş altın pahasında gaz yağı ve namuslu çalışkan fakir İstanbullular sidiklerini yaktılar 5 numara lambalarında. Yedikleri mısır koçanıydı ve arpa ve süpürge tohumu ve çöp gibi kaldı çocukların boynu. Ve lakin Tarabya'da, Pötüşan'da ve adada kulüpte aktı ren şarapları su gibi ve şekerin sahibi kapladı Milovic'in yorganına 1000 liralıkları, Milovic'de beyaz at gibi bir karı, bir de sakıllı halifenin, bir de Wilhelm'in bıyıkları. Biz ki İstanbul şehriyiz. Güzelizdir, dört yanımız mavi mavi dağdır, denizdir. Öfkeli büyük bir şair, ey bin kocadan arta kalan bilmem neyi bakir demiş bize. Ve bir başkası yekpare acem mülkünü feda etti bir zengimize. Biz ki İstanbul şehriyiz. İşte arz ederiz halimizi Türk halkının yüce kadını. Mevsim yazdır. 1919'dur ve teşrinlerinde geçen yılın dört düvele teslim ettiler bizi. Gözü kanlı dört düvele analam doğma çırılçıplak ve kurumuştu ve kan içindeydi bebelerimiz. Biz ki İstanbul şehriyiz. Fransız, İngiliz, İtalyan, Amerikan, bir de Yunan, bir de zavallı Afrika zencileri yer bitirir bizi bir yandan, bir yandan da kendi köpek döllerimiz Vahdettin Sultan ve damadı Ferit ve İngiliz muhipleri ve mandacılar. Biz ki İstanbul şehriyiz. Yüce Türk halkı, malumun olsun çektiğimiz acılar. Güneş Erzurum yaylasında henüz doğmadan uzaklardan ilk gökyüzünü mavileştirip ardından siyah bir saç gibi yayılmış kara bulutların arasından kızıl bir yumak gibi yavaş yavaş yukarı doğru tırmanarak yerini alır ve artık geceye son verir. Gün 1919 Temmuz'unun 23. günüdür. Pek mütevazı bir mektep salonunda başladı Erzurum Kongresi. Erzurum'un kışı zorludur balam, tandırında tezek yakar Erzurum,
buz tutar yiğitlerin bıyığı ve geceleyin karlı ovada kas katı katılaşmış, donmuş görürsün karanlığı. Erzurum'da kavaklar balam, Erzurum'da kavaklar tane tane, kavaklarda tane tane yapraklar ve terden ve toz dumandan ve sinekten geçilmez. Erzurum'da yaz gelip de bastı mıydı sıcaklar? Erzurum'un düzdür, topraktır damı, Erzurum güzelleri giyer balam, incecik ak günden mehranı. Yürek boynun büker balam Erzurumlu türkülere, halim Selim'dir Erzurum'un adamı ve lakin dönmesin gözü bir kere. Erzurum'da 14 gün sürdü kongre. Orada mazlum milletlerden bahsedildi. Bütün mazlum milletlerden ve emperyalizme karşı dövüşlerinden onların. Orada bir şura-i milliden bahsedildi. İrade-i milliye müstenit bir şura-i milliden. Buna rağmen asi gelmeyelim diyenler vardı makam-ı hilafet ve saltanata. Hatta casuslar vardı içeride. Buna rağmen bütün aksamı vatan bir küldür denildi. Kabul olunmaz manda ve himaye. Buna rağmen İstanbul'da birçok hanımlar, beyler, paşalar Türk halkından kesmişlerdi umudu. Yağdırıldı telgraflar Erzurum'a Amerikan mandası altına girelim diye. İstiklal şey yani arzu ve tercihtir ama bu bugün not possible diyorlardı. Birkaç vilayet diyorlardı, kalacak aldı diyorlardı, şu halde diyorlardı, şu halde Memalik-i Osmaniye'nin cümlesini şamil, American mandataryını talep etmeyi memleketimiz için en nafi bir şekli hal kabul ediyoruz. Ne diyoruz? Kabul ediyoruz. Fakat bu şekli hali kabul etmedi Erzurumlu. Erzurum'un kışı zorludur balam. Buz tutar yiğitlen bıyığı. Erzurum'da kas katı dimdik ölür adam. Kabullenmez yılgınlığı. İstanbul'da hanımlar, beyler, paşalar, tül perdeler, kravatlar, apoletler, şişeler, çıtı pıtı dilleri ve pamuk gibi elleri ve bir çare telgraf telleri devretmek için Amerika'ya, Anadolu'yu şöyle diyorlardı Erzurum'dakilere. Bizi bir başımıza bıraksalar, tarafgirlik, cehalet ve çok konuşmaktan başka müsbet bir hayat kuramayız. İşte bu yüzden Amerika çok işimize geliyor. Filipin gibi vahşi bir memleketi adam etti Amerika. Ne olacak? Biz de 15-20 sene zahmet çekeriz. Sonra yeni dünyanın sayesinde istiklali kafasında ve cebinde taşıyan bir Türk'e vücuda geliverir. Amerika içine girdiği memleket ve millet hayrına nasıl bir idare kurduğunu Avrupa'ya göstermek ister. Hep artık iş uzatmaya gelmez, çok tehlikeli anlar yaşıyoruz. Zergüzeşt ve Cindal devri geçmiştir. Türkiye'ye giriş kafalı birkaç kişi belki kurtarabilir. 4 Eylül 1919'da toplandı Sivas Kongresi. Ve 8 Eylül'de kongrede bu sefer yine ortaya çıktı Amerikan mandası. Akkoyun'la Karakoyun'un geçitte belli olduğu günlerdi o günler. Ve İstanbul'dan gelen bazı zevat, sapsarı yılgınlıklarıyla beraber ve ihanetleriyle birlikte bir de Amerikan gazeteci getirmiştiler. Ve Erzurumlulardan ve Sivaslılardan ve Türk milletinden çok iş bu our boys dedikleri zevata güveniyorlardı. Bunlara istiklalimizi kaybetmek istemiyoruz efendiler denildi. Fakat ayak diredi efendiler. Manda'nın istiklali ihlal etmeyeceği muhakkak iken dediler. Herhalde bir müzaharete muhtacız diyorum ben dediler. Hem zaten dediler birbirine mani şeyler değildir istiklal ile Manda ve esasen dediler. Müstakil kalamayız bu zamanda. Memleket harap toprak çorak. Borcumuz 500 milyon. Vergiler ise 15 milyon ancak. Allah muhafaza. İzmir kalsa Yunanistan'da ve harbetsek. Düşmanımız vapurla asker getirir. Biz Erzurum'dan hangi şmendifarla nakliyat yapabiliriz. Manda'yı kabul etmeliyiz hemen.
Onlar dreadnought yapıyor, biz yelkenli bir gemi yapabiliyoruz. Hem İstanbul'daki Amerikan dostlarımız mendemiz korkunç değildir diyorlar. Cemiyeti Agvim'nizm namesine dahildir diyorlar. Ve böylece Bindere'den su getirdi İstanbul'dan gelen Zevat, Sivas mandayı kabul etmedi fakat... Hey gidi deli gönlüm dedi akıllı mutlu sabırlı deli gönlüm. Ya istiklal ya ölüm. Cumhuriyet kurulduktan 26 yıl sonra 1949 Ekim'in birinci günü Muhsin Ertuğrul'un yönetiminde Ankara'nın Büyük Tiyatrosu'nda ünlü Alman yazarı Johann Wolfgang von Goethe'nin Faust adlı oyunuyla açıldı Devlet Tiyatrosu. Bir zamanlar ilk bulanık bakışlarıma görünmüş olan siz, tanımlayamadığım şahıslar, yeniden yaklaşıyorsunuz bana. Bu kez sizi tutmayı denesem mi acaba? Yüreğim o eski çılgınlığına yönelsin mi? Sis ve dumanlar içinden yükselerek etrafımı sarıp başıma yığılıyorsunuz. Peki, o halde hükmedin. Beni çevreleyen büyülü soluğunuz tıpkı gençlik yıllarımda olduğu gibi gönlümü titretiyor. Birlikte getirdiğiniz sevinçli günlerin görüntüleri yanı sıra bazı hoş gölgeler belirgin hale geliyor. Eski ve yarı unutulmuş bir masalmış gibi ilk sevginin ve ilk dostluğun izleri gözlerimde canlanıyor. Acılar yenileniyor, şikayetler tekrarlanıyor. Hayatın içinden çıkılmaz dolambaçlı akışı. Benden önce ölmüş, güzel saatlerin mutluluk düşlerine tanık olmuş o iyi insanların adları anılıyor. İlk şarkılarımı dinlemiş olan o ruhlar birazdan söyleyeceklerimi duymuyorlar artık. Yok olup gitti o eski dost topluluğu ve ne acı ki ah. Uzaklaşarak kayboldu o ilk şarkımın yankısı. Alkışları bile beni korkutan tanımadığım bir topluluğa sesleniyor şarkım. Ne var ki şarkımın hala yaşıyor olması, yolunu şaşırarak dünyaya yayılması keyif veriyor. Çoktandır unutmuş olduğum bir özleyiş uyanıyor içimde. O sessiz ve ciddi ruhlar alemine gitmenin zamanı geldi. Fısıltılı şarkımın belirsiz seslerle havada yayılmasıyla bedenim titriyor. Gözyaşlarının akışını durduramıyorum. Acımasız yüreğim katı değil yumuşak. Sahip olduğum şeylerin nasıl uzaklaştığını görüyorum. Kaybolmuş şeylerin ise yanı başımda birer gerçek olduğunu.